Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek Meydanı'nın açılış törenini takip ederken görevi başında saldırıya uğrayan Malatya'nın deneyimli gazetecilerinden TRT Haber muhabiri Burhan Karaduman'a en büyük destek meslektaşlarından geldi. Gel. Karaduman'ın saldırıya uğraması sonrasında Malatya'da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensupları olayı basın açıklamasıyla kınadı. Olayın yaşandığı Kernek Meydanı'nda Burhan Karaduman'ın da katılımıyla basın çalışanları yaptığı açıklamada saldırının gazetecileri susturamayacağını ifade etti. Gazeteci Burhan Karaduman bu saldırıya maruz kalmasının tek sebebinin mesleki çalışmaları olduğunu ve gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inandığını belirterek bir kalemi kırmak istediler, yüzlerce kalem harekete geçti dedi ve kendisine destek veren tüm basın mensuplarına teşekkür etti. Hiçbir dönemde şu yaşıma kadar şahsi bir meselem olmadı. Yani benim bireysel olarak bana böyle bir alçakça yapılacak saldırı nedeniyle düşmanım da olmadı. Tamamen mesleki çalışmalarından dolayı yaşadığımı düşünüyorum. Ancak şunu ifade edeyim, Malatya'daki tüm gazeteci arkadaşlarıma, dostlarıma, ağabeylerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Gördüm ki yalnız değilim. Ben 4 kişilik bir ailem var ama gördüm ki Malatya'da yüzlerce ailem varmış. Onu hissettim bugün. Bir kalemi kırmak istediler ama yüzlerce kalem harekete geçti. Ben tüm medyaya özellikle teşekkür ediyorum. Emniyet, gerekse valilik zaten olayı takip ediyorlar 7-24 saat. Ben inanıyorum ki çıkacaktır. Hiçbir şey gizli kalmaz. Mutlaka ortaya çıkar. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi güzel bir huyu var. Ben inanıyorum ki gerçekler ortaya çıkacaktır. Basın çalışanları adına açıklamayı ise RTV program yapımcısı Hülya Kaya yaptı. Kaya, kentin tüm üst düzey yöneticilerinin yanı başında yapılan bu saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında bu saldırının aynı zamanda devlete yönelik bir meydan okuma olduğuna dikkat çekti, gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceklerini vurguladı. Kaya, Karaduman'ın yalnız olmadığını ve saldırının tetikçileri varsa azmettiricilerinin de ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş başta olmak üzere kentin tüm üst düzey yöneticilerinin hemen yanı başında gazeteci Burhan Karaduman'a yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor. Gerçekleri, sadece gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Kernek Meydanı'nda yapılan bu saldırı sadece gazeteci Burhan Karaduman'a, tüm basına ve halkın haber alma özgürlüğüne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı aynı zamanda basın özgürlüğünü güvence altına alan anayasamıza karşı, ilaveten de yeri ve zamanı itibariyle Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere Malatya protokolüne ve Malatya'nın huzuruna, ayrıca kamu görevleri nedeniyle itibarlarına karşı girişilmiş kirli bir saldırıdır. Bu saldırı devlet protokolünün yanı başında gerçekleştirme cüretini göstermesi yönüyle devletimize yönelik bir meydan okumadır aynı zamanda. Bu nedenle devletimiz bu saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmakla mükelleftir. Bu saldırının hesabı derhal sorulmalı, failler hukuk çerçevesinde en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Saldırının tetikçileri yetmez, bu tetikçilerin varsa azmettirenleri de ortaya çıkarılmalıdır. Anayasamızın 28. maddesinde devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır hükmü yer almaktadır. Malatya'daki devlet görevleri anayasamızın bu amir hükmünün gereğini yapmak zorundadır. Gerçekleri yazmaya ve rahatsız etmeye devam edeceğiz. Gazetecileri susturamayacaksınız. Burhan Karaduman yalnız değildir. Tüm gücümüzle yanındayız.